Haftanın ilk iş gününden herkese merhaba sevgili izleyiciler. Haftaya yine yoğun başladık. Bir sürü rakam açıklandı. Bu hafta da hareketli geçecek. Hem Fed'in hem de Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Amerika'nın enflasyon rakamları açıklanacak. Hepsini konuşacağız. Ekonomist Bayram Başaran da karşımızda. Merhaba Bayram Bey. Merhaba İbrahim Hanım. İyi haftalar. İyi haftalar olsun bakalım. Yoğun bir haftaya girmiş bulunuyoruz. Rakamlarımız da geldi. Yılın son cari açığı açıklandı. 4 yılın zirvesinde görünüyor. Hem ithalat hem ihracat rakamlarımız açıklandı. İnşaat maliyetleri var. Diğer taraftan işsizlik rakamlarımız açıklandı. Tüm bunları konuşurken Bakan Nebati'den de ihracatçıları ilgilendirecek. Aslında ihracatçılar üzerinden hepimizi ilgilendirecek açıklamalar geldi. Bir de hafta sonu BDDK'nın önemli bir kararı vardı bankalarla ilgili. Hepsini konuşacağız. Nereden başlamak istersiniz? Nereden başlayalım? İhracat rakamlarından başlayalım. Dışarı tatlarından başlayalım. O rakamlar son derece önemli. Şimdi Türkiye'nin ihracat rakamları aylık bazda 1.860. İthalat rakamları %8.360. Şimdi biz buna çok dikkat çekiyorduk. İthalatımız giderek pahalanıyor. İhracatımız giderek de ucuzluyor diye. Bunun altında çok düşük bir miktarda artıyor diye. Çok ciddi bir fark var. Ekim ayında da bu rakamlar Ekim ayı verileri. Ekim ayında da aynı şeyler var. Yıllık baza baktığımız zaman da, miktar olarak baktığımız zaman da ihracatımızın miktar olarak artışı %1.1 miktar bazında. Ama buna karşılık ithalatımızın miktar bazındaki artışı 21.3. Bunun bir sürü açı var. Bunu zaten dış ticaret açıklarında da görüyoruz. Neden dış ticaret açımız büyüyor? Hem miktar olarak ithal ettiğimiz mal artıyor. Buna karşılık o malların fiyatı da ihracatımızdan çok daha yüksek artıyor. Evet. Dolayısıyla Türkiye'nin bu kıskaçtan kurtulması şu an mümkün değil. Aynı şeyi defalarca anlattık ama bir türlü şey yapamadık. Cari işlemler açına da yansıyor bu. Doğrudan finansmana baktığımız zaman 6.3 milyar dolar. Net hata 90 kanalinden 21 milyar dolar gelmiş. İnanılmaz bir rakam. 20 milyar dolar. Şeye baktığımız zaman da borçlanmaya baktığımız zaman da 31.5 milyar dolar. Cari açık bununla finanse etmeye çalışmışız. Ama buna rağmen açık 38.2 milyar dolar. Finansman açığı da 43.5 milyar dolar. Döviz ihtiyaç. Dövüktür ya bu şunu gösteriyor. Türkiye'nin dövize ihtiyaç şiddeti giderek güçleniyor. Giderek artıyor maalesef. Bu çok ciddi sıkıntı. Bunun bir de ekonomik sonuçları var. Yani içeriye yansıma sonuçları var Ebru Hanım. Nedir? Burada da işte işsizlik rakamları devreye giriyor. Az önce bahsettiniz. İşsizlik rakamları. İşsizlik rakamlarına baktığınız zaman işsizlik rakamları artıyor. Doğrudan işsizlik rakamları 0.1 puan artmış. 10.2. Ama geniş anlamda tanıdığımız eksik istihdamdan doğan işsizlik rakamı %20.3. O da 0.4 puan artmış. En can alıcı genç işsizlik. %21.3. Bunlar çok yüksek rakamlar. Neyin sonucu bunlar? İşte yanlış politikaların uygulamaları sonucunda geliyor. Nasıl geliyor? Şöyle, ihracatımız, fiyatlarımız ucuzluyor. Miktar olarak ihracatımız düşüyor. Buna karşı ithalatımız artıyor. Bu ne demek? Fabrikalar ucuza mal üretmek istemiyor. Dolayısıyla kapasite kullanım oranlarını düşürüyor demek. Evet. Kapasite kullanım oranları düşürdüğünüz zaman ne olur? İşsizlik meydana gelir. İşte işsizlik de buradan meydana geliyor. Çünkü insanlar çalışmadığı işçiyi boşuna finanse etmek istemiyorlar. İhracatçı ve ihracatçı sanayici. Burada bir kıskaca daha giriyor. Şimdi asgari ücret muhtemelen 8.000-8.500 liralarında olacak gibi duruyor. Diyelim ki 10 bin lira. Olması gerekiyor mu? Evet olması gerekiyor. Hatta 15 bin liranın altında olmaması gerekiyor. Minimum 12 bin lira olması gerekiyor. Öyle söyleyeyim size. Minimum 12 bin lira olması gerekiyor. 8.500-9.000 liraya çıkaracaksınız. Bitkiler ihracatçı, sanayici üretimi düşürmek zorunda kalıyor. Niye? Çünkü ihracat rakamları düşüyor. Rekabetçi kur politikası bitti. Sayın Nebati'nin deyim. Rekabetçi kur politikası bitti. Onun için de ihracatımız düşüyor. İhracat düştükçe imalat düşüyor. İmalat düştükçe işsizlik artıyor. Yani geliri azalıyor sanayicinin, ihracatçı sanayicinin. Buna karşılık gideri asgari ücretle beraber çok ciddi şekilde artmış olacak. Bu sefer ne olacak? Daha büyük bir işsizliğe doğru gideceğiz. Çok önemli tehlike. Ya hep diyoruz ya ekonomi dengeler manzumesi diye. Bu dengeler manzumesi. Biz darmadağın ettik. Yani tabii darmadağın ettik. Yani o kadar yanlış uygulamalar, politikalar var ki mevcut sistemde. Bununla beraber bu dengeleri bozduk. Şimdi ihracatçı sanayici zor girdiği zaman imalat dönecek. İmalattaki açı neyle kapatacaksın? İthalatla kapatacaksın. Bu sefer ithalatın artacak. Bu sefer döviz ihtiyaç şiddetini daha da artacak. Katlamalı olarak gidecek.
Şimdi düşün, bir ülkede döviz açığı var, bütçe açığı var, cari işlemler açığı var. Her şey. Nakit açığım var, her şeyde açığım var. Yani dünyada böyle dört tane açığı bir arada bulmak çok kolay değil. Bir tek biz becerebildik bu işi. Yani gülüyoruz ağlanacak halimize maalesef. Evet. Peki Bayram Bey, siz az önce de Nebati'den de, Sayın Nebati'den de, Bakan Bey'den de bahsettiniz. Bugünkü son açıklaması da ihracatçılara yönelikti. İhracatçı şikayet etmesin, dövizdeki artış enflasyon planı mı bozar diyor. Yani enflasyon planının bozulmaması için döviz artışından da şikayet etmeyin dediğine göre döviz baskılanmaya devam edecek anlamında. Peki biz bir senedir ne diyorduk? Rekabetçi, ihracatçı, rekabetçi kur, ihracatı desteklemez demiyor muyduk? Diyorduk. Hı. Şimdi peki sen şimdi kur artışı durdun. Dolayısıyla rekabetçilikten vazgeçmiş oldun. Bir senedir uyguladığın politikadan vazgeçmiş oldun. Diyorsun ki ya ben şimdi enflasyon düşünmem lazım. Şimdi ihracatın daralıyor, imalatın daralıyor, ithalatın artıyor. Nasıl enflasyon düşüreceksin? Mümkün mü? Değil. O zaman şimdi diyor ki ben faturayı ihracatçı sanayiciye kestim. Kur artırmayacağım. Enflasyon patlasa da kur artırmayacağım. Makas dediği kadar açılsın. Ben enflasyon düşüreceğim diyorsun. Peki enflasyon bu şekilde nasıl düşüreceksin? Düşüremeyeceksin çünkü dışarıda senin paran değer kaybından dolayı, dışarıda da fiyatların yükselmesinden dolayı. Çünkü Avrupa'da da ithal edeceğin ülkelerde de enflasyon var. O ülkelerde ithal ettiğin malla ithal edeceğin için o enflasyonu. Enflasyon yine yükselmeye devam edecek. Baz etkisi de düşmüş olsa da, ki kendisi itiraf ediyor konuşmaların satır aralarında. Evet. Düşmüş olsa da hayat pahalılığı devam etmiş olacak. Peki nasıl olacak şimdi? Nasıl bir denge? İhracatta ben diyorsun abi seni saldım içeri Mevlam Kayra. Artık sana diyorsun şeyim yok. Seni düşünmüyorum. Dövizin azalacak, işsizin artacak, imalatın düşecek, ithalatın artacak. Hadi bakalım işte. Ekonomi bir dengeler manzumesi dersiniz ya, bence bu politika tamamen dengesizlik manzumesi üzerine kurulmuş gibi görünüyor. Evet, şu an geldiğimiz, şu an ne yaptıklarını bilmiyorum. Panik haldeler. Tamam mı? Ciddi bir panik var. Ne yaptıklarını bilmiyorlar. Evet. Özeti bu. Yani vay burada bir açık çıktı, onu kapayalım. Bir delik burada açıldı, onu kapayalım derken, onu kapatırken başka bir delik açıldı. Bu sefer onu bırakıyorsun, öbürüne saldırıyorsun. Değil. Ya aralarında bir denge kurman lazım. Bu deliklerin neden açıldığını bulman lazım. Deliklerin neden açıldığını bulamazsın, yapamazsın. Dolayısıyla önümüzdeki günler dövize ihtiyaç şiddeti artacak. Bunu nerede görüyorsunuz? Az önce dediniz ki Merkez Bankası'nın aldığı bir karar var. BDDK'nın kararı var. İzleyicilerimize de paylaşalım. Yeni düzenleme getirdiler. Yeni düzenlemeyle bankalar ya öz kaynaklarını arttıracaklar ya da 1,5 milyar dolarlık dövizi TL'ye çevirecekler. Yani net genel pozisyonunun, yani yabancı paradan bahsediyorum, öz kaynakları oranını %20 idi, %20'den %5'e çekmiş oluyorlar. Yani neden bankaların dövizlerine de bu kadar muhtaç yani? Şu soruya cevabını bulmak lazım. Peki döviz rezerviniz diyoruz ki %15 milyar dolara çıktı. Kullanabilir döviz rezerviniz. Peki o zaman bankalara 1,5 milyar döviz rezervinde niye göz diktiniz? Niye ihtiyacınız var? Niye ihtiyacınız var? Nereden çıktı bu? Yani burada da bir güvensizlik yaratıyorsun. Bakın enflasyonda şurada bir güvensizlik yaratıyorsunuz. Enflasyon rakamlarına, TÜİK rakamlarına kimse inanmıyor zaten, yani hiç kimse. Şimdi burada da bir güvensizlik yaratıyorsunuz. Dövize bu kadar ihtiyacınız yoksa bankaların son 1,5 milyar dolarına niye göz diktiniz? Şimdi bunu anlasın birisi. Yani nereden tutarsan tut, hani gerçekler sıvanmıyor ya, kapanamıyor ya, gerçekler bir şekilde ortaya çıkıyor. Bakın bir yerde bir sıkıntımız var. Bu sıkıntıyı izah etmemiz lazım. Bu sıkıntı izahı yok. Şimdi dolayısıyla önümüzdeki günlerde ithalatın hem miktar olarak hem fiyat olarak bu kadar arttığı bir ortamda, ihracatın da bunun hem miktar olarak hem fiyat olarak bu kadar düştüğü bir noktada senin dövize ihtiyacın artmaması mümkün değil. Dolayısıyla senin döviz biriktirme işiniz çok zor. Bunu nerede görüyorsun? İşte bankada son 1,5 milyar dolar da ben istiyorum diyorsun. Evet. Dolayısıyla bunu istediğin zaman senin demek ki dövizin de problem giderek büyüyor. Her ne kadar rezervim artıyor desen de büyüyor. Ya da net hata 90 kalemine artık ya bu kadar döviz gelmese ben son buna da el koyayım diye düşünüyorsun. Anlatabiliyor muyum? Tamam, şu mantıktır. Bankalar dövizde döviz işlemlerine karlılığı minimum tutmalılar. Doğru. Yani kurda alış kurcası, dış kurcası da minimum karlılığı tutmalı. İyi de bunu sen açıyorsun. Sen açıyorsun. Yani alış kurcası, dış kurcası o kadar açıyorsun ki insanlar döviz ticareti yapmasın diyorsun. Ama senin buna rağmen 200 küsür milyar dolardan bugüne kadar bozulan para 40 milyar dolar bir senede. İnsanlar bozmaya yanaşmıyor. Senin çünkü politikalara güvenmiyor. Senin bu güveni arttırman lazım. Yarın Amerika'daki enflasyon rakamları sonunda faiz, ötesi gün faiz kararı açıklanacak. Evet. Bundan sonra durum ne olacak? İşte orada da sıkıntı var. Evet. Şimdi
Avrupa'da bütün dünyada tartışılan şu. Euro dolar paritesi ne olması lazım? Ne olması lazım? İnsanlar mutlaka euro dolar paritesinin birin altına ineceğine inanıyorlar. Bakın bu rakam 1.40'lardaydı. 1.40'larda şu an 1.05'lere geldi, 1.04'lere geldi. Daha da aşağı inecek mi? Evet inecek. Çünkü Avrupa'daki ekonomik durum o kadar iyiye gitmiyor. Daha da kötüye gidiyor. Buna karşı Avrupa Birliği faizi düşük tutacak. 0.50'ye çıktı, 0.75'ten 0.50 muhtemelen faiz artımı olacak. ABD de 0.50 artırdığı zaman bugünkü durum değişmez ne olur? Avrupa'daki ekonomi daha da kötüleşeceği için enflasyon rakamı daha da artacağı için. Çünkü faiz artış hızı yavaşlatıyorlar. Evet. Piyasadan yeteri kadar para çekmiyorlar. Bu sefer bizim işimiz daha da zora girecek. Dolar işte. Öngörüler. Dün akşam bütün dünya medyasını tanıdım. JP Morgan vesaire benzeri bankaların öngörülerine baktım. Herkes 0.88 ile 0.98 arasında bir yerde oturacak. Bir yıl önümüzdeki 2023'te. Bunun Avrupa Birliği ekonomisi daha da zor sokacağını öngörüyor. Bütün öngörü de bu şekilde. Buna karşı JP Morgan'ın yaptığı bir analiz var. Çok önemli bir analiz. Orada diyor ki JP Morgan önümüzde 2023 yılında metal emtiaları fiyatlarında çok ciddi ve gıda emtialarında fiyatlarında çok ciddi artış olacak. Şimdi bu ne demek? Birileri bu piyasada oynayacak demek. Bunun belli ki oyuncular belli ki JP Morgan bunun raporuna yazmış. Dolayısıyla bu bizim maliyetlerimiz daha da artacak demek. Çünkü biz değerli ve yarı değerli metallerin hepsini ithal ediyoruz. Yani sanayi arama olarak ithal ediyoruz. Gıdada da benzer durumumuz var. Peki biz bu işin altına nasıl kalkacağız? İşte buna bir hazırlık yok şu an. Bu fiyatlar artmadığı halde senin şu an ithalat birim fiyatların yükseliyor. Hani miktar yükseliyor bir de birim fiyatların yükseliyor. Bu daha da büyük bir sıkıntı. Dolayısıyla Türkiye'nin dövize ihtiyaç şiddeti giderek büyüyecek ve bunu bir yerde patlayacak. Maalesef görünen o. Yani veriler onu gösteriyor. Kendi Ankara'nın verileri de, dünya verileri de bunu gösteriyor. Hani bunu günlü vermek fazlalık olur, günlü veremeyiz. Ama şu ana kadar baskılarına, evet baskılar son kuruşuna kadar bütün herkesteki döviz toplamaya çalışıyorlar. Son bankalardaki 1,5 milyar doları da alacaklar ama bunlar yetmiyor. Senin politikayı değiştirmen gerekiyor. Evet. Ama bu önümüzdeki verilerle de çok daha uzun sürmeyecek gibi görünüyor değil mi? Vallahi çok uzun sürecek gibi durmuyor. Enflasyon bu şekilde patlarsa bunu neyle engelleyebilirsin? Bir tek mevduat faizlerini artırabilirsin. Şu an bankalar uyarı çekecek 40'a doğru gidecek muhtemelen Ocak, Şubat, Mart'ta. %40'a doğru çıkacak muhtemelen ama enflasyonun yine altında kalacağı için negatif faiz vermeyeceğiz için çok iyi görür mü onu hep beraber göreceğiz. Evet. Ama bunun sürdürülebilir tarafı yok. Çünkü ekonomi bir de bir şey karar aldığınız zaman onun sürdürülebilir tarafı olması lazım. Yani dengeler manzumesini kurduğun zaman o zaten sürdürülebilir hale geliyor. Sen o dengeler manzumesini kuramıyorsun. Kurmak istemiyorsun. Ve sözle ekonomi yönetmeye çalışıyorsun. Sözle yönetemezsin çünkü güveni yok. Güveni olsa sana sözle ekonomi yönetirsin. Evet. Evet, bu hafta gerçekten yoğun bir hafta yaşayacağız. Öyle görünüyor. Çünkü dışarıdan gelecek kararlar da bizi birebir etkileyeceği için gözümüz kulağımız dışarıda da olacak. Çok teşekkür ediyorum. Hem size hem de bizi izleyen izleyicilerimize. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yarın görüşmek üzere.